Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün kanalımızın en sevilen serilerinden bir tanesi olan köy inceleme videosuyla sizlerle birlikteyim. Eğer sizler de köylerinizin incelenmesini istiyorsanız bu videonun altına köy kodlarınızı bırakınız arkadaşlar. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Köy incelemeleri çok güzel izleniyor ve biz de elimizden geldiğince köy incelemelerini paylaşıyoruz. Evet, vakit kaybetmeyelim, hızlı bir şekilde geçelim. Son köy inceleme videomuzun linkini yapıştırdım. Toplamda 424 adet birbirinden bağımsız yorum gelmiş arkadaşlar. İlk şanslı arkadaşımızla hemen başlayalım. Evet, kim geliyor? Ahmet Bektaş geliyor. Köy kodunu bırakmış. Şuradan köy kodunu alıyoruz abi. Abi seviliyorsun. Belediye binası 12'ye yükseltebilirim. Tavsiyelerin için teşekkürler demiş. Hemen bakalım Ahmet kardeşimizin köyüne. Köy kodunu yapıştırdım. 1907 Skyris isimli köydeyiz. Dark Team klanında kazanılan savaş yıldızı 378. Belediye binası 12'ye göre bir tık geride kalmış. Belediye 12'ye de bu arada geçmiş kardeşimiz. Belediye 11'e göre bakarsak da birazcık düşük açıkçası. Şimdi baktığımızda belediye 12'de ilk olarak bir öfke büyüsü yükseltmesi, ardından elektro, daha sonrasında balon, sonra binici madenci ve yarasa büyüsünü yükseltebilirsin. Kahramanların maksimum bir şekilde geçmişsin. Bakalım köy ne durumda? Belediye binası 11'de köyü maxlamış sayılırsın. Ufak tefek savunmalar bitmemiş bazıları. Mesela okçu kulesi falan görüyorum, işte havan. Onları da yükseltiyorsun. Şimdi ilk etapta bir ordu kampı yükseltmesi, belediye binası yükseltmesi, kartal topu, klan kalesi yükseltilmiş. Güzel. Bu yükseltmeleri yapıyorsun. Sonrasında işte kışla, kara kışla, laboratuvar, cehennem kulesi ve X yayları olarak devam edersin. Şampiyon 3 grubunda durmana gerek yok. Kupanı gönül rahatlığıyla kristale çekip sinsi goblin veya bebek ejder veya süper barbar saldırıları da yapabilirsin. Köyün muazzam, öyle söyleyeyim. Belediye binası 11'de çok güzel bir şekilde maxlamışsın. Bu arada bu savunmaların hepsini yükseltmeden önce tabii ki depoları da maxlamayı unutma değerli kardeşim. Onları da yavaştan başlamışsın. Tebrik ederim. 10 numara 5 yıldız bir köyün var Ahmet. Bilgin olsun. Devam edelim. Şimdi ikinci köy Alper Kaptan geliyor. Köy kodunu hemen aldım abi. Köy binası 10, basayım mı yoksa kahramanları biraz daha yükselteyim diyorum abi. Efendi adamsın, seviyoruz seni, baş tacısın kardeşim benim. Şimdi oyuncu arama butonuna geldik. Bu bizim ikinci köyümüz. LG Smart isimli köydeyiz. Clash of Turkey klanında kazanılan savaş yıldızın... lan bıyığım kaçtı ha. Köy binası 9'a göre kazanılan savaş yıldızın gayet başarılı. Tebrik ediyorum seni. Şöyle bir laboratuvarına bakalım. Laboratuvar gayet güzel gözüküyor. Kral 15, kraliçe 22. Kahramanları bekleyeyim mi demişsin. Bakalım savunmalar ne durumda? Zaten heyecandan direkt basmışsın. Bence doğru olanı yapmışsın. Hiç duvarların zaten maksimum, savunmaların maksimum. Boşu yerine, boşu boşuna kahramanları beklemenin hiçbir mantığı yok. Şimdi köy binası 12'ye geçince ilk olarak laboratuvar. Daha sonrasında ordu kampları. Bunlar tamamlanıyor. Bir de klan kalesi yükseltiliyor. Sonrasında kışla, kara kışla. Daha sonrasında da hemen savunmaları alabilirsin. Yeni cehennem kulelerini alıp maxlayabilirsin. Sonra X yayları basabilirsin. Bu şekilde ilerle. Kristal Ligi, Altın Ligi, oralar gayet ideal. Köy binası 10'da da bebek ejderle ölü köylere saldır çık. Öyle büyüdür, güçlü askerdir. Hiç gereksiz fantazilere gerek yok kardeşim. Dediğim orduları kullan. Hem duvarlarda hızlıca biter. Bu şekilde ilerlersin. Tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Şu kıl aldım be, sonunda aldım. Umarım bu sefer çıkar demiş. Genç oyuncu geliyor. Köy kodunu paylaşmış. Ulan köy inceleme videosunda da ağzından bıyık çıkartan adamı ilk defa görüyorsunuz değil mi? Şuradan oyuncu aramaya yazalım köy kodunu. Yenilmez isimli köydeyiz. Cennet Meleği isimli klanda. Kazanılan savaş yıldızın düşük 387. Belediye 12'ye göre yapma kardeşim, gözünü seveyim. Klan savaşlarına katıl. Ganimet çok güzel geliyor klan savaşından. Şimdi belediye 12, öfke max değil, büyük bir handikap. Hemen öfkeyi maxlıyorsun. Her orduyla kullanılıyor çünkü arkadaşlar. Öfkenizi direkt maxlayınız. Öfke bittikten sonra elektro, yeti, atıcı, Bunları yükselt. Anladığım kadarıyla ejder yarasa yapıyorsun. Ejderin de max, yarasan da max. Gayet onlar güzel ama öfkesiz de bir ejder yarasa zorlanırsın yani. O yüzden öfkeyi de max'la devam et. Kahramanlar kral 56, kraliçe 63, koruyucu 34. Kral haricinde diğerleri güzel. Kralda orta şeker diyelim. Duvarlar birazcık basılmış. Ordu kampları max görüyorum. Kartal topu tamam. Belediye tamam. Cehennemler okey. Bir tanesi de yükseliyor. Depolar maxlanmış. X yayları okey to. Sıra neye gelmiş biliyor musun? Büyücü kulelerini maxlayarak ilerliyorsun. Daha sonrasında okçu kulelerini, topları ve sonrasında da bomba kulelerini yükseltmen en doğru karar olabilir. Usta 1 liginde bence durmana gerek yok. Biraz daha kristale inebilirsin ama burada da güzel ganimet yakalıyorum diyorsan takılabilirsin, bilgin olsun. Güzel bir köyüm var. Yükseltmeye devam ediyoruz ve buradan yeni bir izleyicimizi seçiyoruz arkadaşlar. Kim geliyor? Hüseyin Gazi Yıldırmaz. Abi uzun süreden sonra oyuna döndüm. Çok eksiğim var. Bakarsan ne yapmam lazım? Önerilerine ihtiyacım var. Şimdiden teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir kişiyi daha oyuna çekebildiysek ne mutlu bana. Köyün ismi Eskevar. Kurdo klanında kazanılan savaş yıldızı 223. Belediye binası 11'e göre düşük diyebiliriz. Şimdi laboratuvarına baktığımız etapta elektro 2, atıcı 3. Bunlar güzel. Yükseltmen gereken bence bir binici var. Sonrasında madenci var. Daha sonrasında tazı var. Ondan sonra da bir ejder balon var. Bunların yükseltmesinden sonra hemen yarasaya da yüklenebilirsin. Barbar kral 36, kraliçe 34, koruyucu 11. Belediye binası 11'in ortalarındasın diye düşünüyorum. Yaklaşmışız. Ortasına gelemesen de bir %30'u var öyle söyleyeyim. Ordu kampları, depolar tamam sayılır. Depolar da bitiyor. Kalan depo varsa onları da basarsın. Onun dışında kartal topunu 1-2'ye getir. Cehennemleri maxla ve X yaylarını bas. Bir yandan kahramanları yükseltmeyi de ihmal etme. Kristal birliği mantıklı. Ordu olarak elektro balon görüyorum. Tavsiye etmiyorum. Çünkü iksirle duvar basabilirken neden bu kadar fazla iksir harcayasın? Git abi hemen sinsi goblin, süper barbar, bebek ejder fark etmez. Ölü köylere gir çık gir çık, kahramanlara da ihtiyacın olmaz. Onlar da kenarda köşede yükselir. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Duvarlar da güzel basılmış birazcık. Hemen bir sonraki izleyicimizle devam ediyoruz. Bol bol köy bakıyoruz. Mahmut Kurukaya direkt 10 yazmış. Galiba köy binası 10 demek istemiş. Yani çıkmam etmem demeyin arkadaşlar. Yazın köy kodunuzu, şansınızla çıkarsınız. Barbaros isimli köydeyiz. Knight klanında kazanılan savaş yıldızı 575. Köy binası 13'te artık 700-800'leri görmemiz lazım değil mi? Şimdi köy binası 13'e de galiba yeni geçmişsin. Kraliyet 1. seviye, diğer kahramanlar belediye 12'nin maksı. Şöyle bir bakalım. Köy binası 13'te bir yeti yükseltmesi gerekiyor. 3. seviyeye gelsin yeti. Ejder binici açılsın. Sonrasında 2. seviyeye atılsın. Okçu 6'dan direkt 8'e yükseltilsin. Çünkü nedir? Okçu kraliçenin yanında çıkan ufak okçulardır yani bizim için. O yüzden önemli. Bunlar tamamlandıktan sonra da bir cadı yükseltmesi yapabilirsin. Cadıyı da en azından yeti atıcı saldırısı yaptığında kullanırsın. Hemen bir köyüne bakalım. Belediye 12'den max geçilmiş bir köy diye düşünüyorum. Sayılır. Ufak tefek savunma eksiklikleri görüyorum. Okçu Kulesi, Havan vesaire vesaire ama daha yeni basmışsın. Hayırlı uğurlu olsun. Yapman gerekenleri bence biliyorsun. Ordu kampını maxlayarak başla. Belediye binası yükseltmesi gelsin. Klan Kalesi yükseltmesi yapılsın. Ondan sonra amacıma kartal topu yükseltilsin. Laboratuvar basılıyor. Güzel. Daha sonra Cehennem Kulesi X yayları olarak devam edilir. Şimdi şampiyon 2 grubu bence gerek yok. Bence düşük kupalarda köyler çok daha iyi kasılıyor. Kahramanlara da ihtiyaç olmuyor. Kahramanların seviyesi bu arada muazzam. Köyün duvarları da çok güzel. Savunmalarda gayet başarılı. Güzel bir köyün var. Yükseltmeye devam ediyorsun. Ondan sonra da ilerleyen zamanlarda tabi bayağı bir zaman lazım. Bir 7 aya falan köy binası 14'e geçersin. Aralıksız devam edersen. Tebrik ediyorum bu arada. Hüseyin Oflu geliyor. Şöyle köy kodunu alalım abi. Sen buna bakarken muhtemelen belediye 12'ye yeni geçmiş olurum. Ulan bu köy incelemede de ne kadar çok geçiş olmuş maşallah. Tüm geçişleri yakaladık. Güzel oldu ama. Köy binası geçişlerinde önemli bilgiler veriyoruz. Muya 10 isimli köydeyiz. My Turkey klanında kazanılan savaş yıldızı 452. Belediye 12'ye göre düşük. Abi hiçbiriniz niye klan savaşlarına önem vermiyorsunuz diye sorduğumda kesin bana cevap olarak diyeceksiniz ki kahraman yükseltiyoruz. O yüzden katılamıyoruz. Siz de haklısınız. Vallahi siz de haklısınız. Şimdi dediğin gibi belediye 12'ye geçmişsin. Hemen bir öfke yükseltmesi bekliyorum. Elektroyu bekliyorum. Binici, madenci, ejder, atıcı en önemli şeyler. Bir de balon tabii ki. Kahramanlar belediye 11'de maxlanmış. Abi süpersiniz ya. Kahramanları herkes fulllemiş. Bu arada duvarlar da maksimum. Savunmalar da gayet güzel. Depolar basılmış. 2 tane kalmış. Ordu kampları basılıyor. Gayet kıyak gidiyorsun. Kalan bir ordu kampı, kalan depolar, bunları da maxla. Klan Kalesi de yükseliyor. Belediye binasını maxlarsın. Sonra Cehennem Kulesi, Kartal Topu, X yayları, kalan küçük bir Cehennem Kulesi, onu da unutma. Şeklinde ilerlersin. Ordu'da ne var? Pekka etkinliği yapıyorsun anladığım kadarıyla. Onun dışında gayet başarılı. Usta 3 ligindesin. Ganimet varsa devam et. Yoksa biraz daha inersin. Tebrik ederim. Valla bu videonun galiba başlığı 10 numara geçişli köyler falan olacak. Hatırlarsanız bir önceki köy incelemede böyle anime çizgi karakterinin bir ismi vardı. Adı aklıma gelmemişti anime olduğu. Emre Şamlı anime diye belirtmiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Devam ediyorum. Yanına aslında bir de köy kodunu bıraksaydın 10 numara olurdu. Swaz geldi. Abi adamsın, severek izliyorum demiş. Teşekkür ederim Swaz. Baş tacısın. Tekrar Swaz geldi. Abi adamsın, severek izliyorum. Ulan bu kadar da şans olmaz. Üst üste 2 kere severek izliyorum yazmış. Yakup Şimşek köy kodu gelmiş. Abi kaç aya maxlanır demiş. Valla bakalım, oturup hesaplayabilirsem hesaplar söylerim ama hesaplayamazsam kusura bakma. Yakup Güzel Yalı isimli klanın lideri. Kazanılan savaş yıldızı 884. Köy binası 14'te bence daha yüksek olmalıydı. Şimdi daha petler falan açılmamış. Yani yalan söylemeyeyim, senin köyün laboratuvar dahil. Şu an laboratuvarın maxlanmasını söyleyeyim. Bir yılım var öyle söyleyeyim. Petler de var çünkü, kahramanlar da var. Yani burada pek söylenecek bir şey yok. Laboratuvarda en aktif kullandığın birlik hangisi ise onlardan yükselterek ilerleyeceksin. Kahramanlardan önüne geleni bas. Petlerden aynı şekilde her şeyi bas. Duvarlar zayıf. Belediye binası 1 mi? 1. Açıkçası savunmalara vesaire baktığımda en az 1 yıl olduğunu söyleyebilirim. Hatta belki bir tık daha uzun sürebilir. Ama... Yani her türlü biter. Şu an mantıklı hamle yapmışsın. Belediye 14'e geçerek petler vesaire yükselterek ilerle. Deli gibi altının var. Depoları zaten yükseltmişsin. Bunların bir seviyesi daha var mıydı? Galiba yoktu derken vardı. Bunlar belediye 13'ün abi tabii ki. Belediye 14'te sarılı oluyor bunlar. Bu depoları hızlıca yükselt. Sonra belediye binası, Kartal Topu, Kaya Saçarlar 2 olmuş zaten. Onların... bir seviyesi daha bulunuyor. Cehennem kulelerini bas. Hızlıca ilerle ya. Usta 3 ligindesin. Bence Usta 3 liginden biraz daha aşağı inebilirsin. Duvarlar zayıf çünkü. Duvar basmak da senin için önemli. Köy binası 14'te. Savunmaların ne kadar yüksek olursa olsun duvarlar zayıf olduğunda her türlü problem yaratıyor. Baranman kısa zamanda yine bekliyorum. Teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Sarbosa. Okurken Barbosa diye okudum ha. Sarbosa'nın köyüne bakalım. Oyuncu ara diyoruz. Köyün ismi de Sarbosa. Kayı Obası klanında. Bu klanın ismini ben hatırlıyorum. Daha önceden de çok fazla köy inceleme yaparken karşıma çıkmıştı. Kazanılan savaş yıldızı köy binası 14'te düşük. Barbar, okçu, duvar kırıcı, goblin, balon, bebek ejder, tazı falan maxlanmış. Fakat bazı birlikler açılmamış bile. Elektro kullanılıyor belli. Binici 1. seviye. Kahramanlar 10 numara. Petler güzel. Savunmaları çok merak ettim vallahi. Şimdi burada yeti açman lazım. Ejder binici açman lazım. Zaten en çok kullandığın birlikleri yükseltmişsin. Yine aynı şeyleri yapabilirsin. Yani ben şimdi şunu bas bunu bas dersem çok da fayda etmeyecektir. İlginç bir köy. belediye binası basılıyor. Ağır savunmalar maksanmış, onun dışındaki savunmalar kalmış. Bence çok mantıklı yapmışsın. Gerçekten erkenden belediyeyi basmışsın. Duvarlar gayet güçlü. Çok güzel olmuş, çok iyi olmuş. Benim fikrim bu yönde. Yani bence çoğu oyuncunun bu hamleyi yapması lazım ki köy binası 14'ten köy binası 15'e geçerken geldiğinde kimse zorlanmasın. Hızlı bir şekilde köylerin maxlanması sağlanır. En azından petler şu an bedavadan yükseliyor. Köy binası 13 olsan petler kalmış olacaktı. Gayet başarılı, beğendim yani. Titan 1 ligindesin. Kupanı birazcık düşürebilirsin. Duvarlar daha hızlı maxlanacaktır. En azından usta ligine düşsen daha kıyak olur diyebilirim. Sarbosa, tebrikler, başarılar. Kim geldi? Kazım Avcı geldi. Kazım Avcı, umarım bu sefer çıkar. Kaçtır deniyorum artık, yoruldum be reis. Şaka şaka, çıkmasa da yine atarım. Seni seviyoruz, yolun açık olsun. Ne güzel yazmışsın be Kazım. Vallaha teşekkür ederim. Kazım deyince bir ara Fenerbahçe'de oynayan Colin Kazım vardı. O aklıma geldi. Desert Fox isimli köydeyiz. Turan klanında kazanılan savaş yıldızı güzel. Köy binası 14'te laboratuvar, bomba gibi eksik kalan şeyleri tamamlarsın. Binicidir, Valkyrie'dir, dal kavuktur, hallolur. Kral birazcık düşük kalmış. Onun dışında kraliçe maxlanır. Koruyucu, kraliyet max güzel. Petlerin hepsi 7. Onların da bir şey kalmamış. Savunma ve duvarlara bakalım. Duvarlar birazcık düşük ama savunmalar gayet güzel, hoş duruyor. Eksik kalan savunmaları tamamlıyorsun. Özellikle inşaatçı kulübelerini hızlıca fulle. Sonrasında baktığımızda neler neler var. Okçu kuleleri, işte toplar kalmış, havanlar kalmış. Halledersin ya, kıyak kök. Bol bol duvar bas, arta kalan ganimette hızlandırman da var. Şu an yapıştırıyorsun. Bol bol saldırı, bol bol kupaların olsun, bol bol ganimetin olsun. Tebrik ederim. 3 tane 4 tane üst üste köy binası 14 geldi maşallah. Bakalım şimdi ne gelecek? Roblox Tuber. 10 yazmış. Daha demin bakmış mıydık ya bu vatandaşa? Emin olamadım. Sanki baktık. 10 yazısını hatırladım ama yok. Farklı birisiymiş. TR Ölüm isimli köydeyiz. Kazanılan savaş yıldızı 180. Belediye 9'a göre güzel. Onu söyleyebilirim. Laboratuvarda bir tazının 2'ye atılması lazım. Onun dışında da okçuyu basabilirsin. Bu şekilde ilerleyebilirsin. Bir de hız büyüsü basılabilir. Kral kraliçe 23. Kahramanlar gayet başarılı. Şimdi duvar anlamında yükseltiyorsun. Yükselttikçe yükseltiyorsun. Kahramanlar yatıyor. Başarılı. Yani köy var ya, tam anlamıyla köy binası 10'a geçeceğin zaman duvarlar, kahramanlar ve savunmalar muhtemelen max olur. Çok orantılı ilerletmişsin. Zaten savunmada da bir şey kalmamış doğrusu. Burada okçu kulesi var, burada okçu kulesi var, havan var, ufak tefek şeyler yani. Hızlandırmayı sen de basmışsın, güzel. Herkes aktif maşallah. Bol bol sen de kasıl, köyünü hızlıca bitir. Altın 2 ligindesin. Ejder saldırısı yapılabilir. Çünkü buradaki duvarlar çok düşük iksir istiyor. Ejderden de çok fazla zarar gelmez. Ganimeti ejderle kas, geç. Ölü köylere giriyorsun zaten. Ha, bana sorarsan bebek ejderle saldır derim. Ama ejder kullanırsan da çok sıkıntı yaratmam. Tebrik ederim. Aral isimli köydeyiz. Köy kodu gelmiş. 12'ye yeni geçtim. Yeni savunmaları klan savaşında karşıma kolay rakip gelsin diye basmıyorum. Ne yapmamı tavsiye edersin? Bakalım. Vallahi arkadaşlar, elimden geldiğince fazla köy bakıp hepinizi mutlu etmeye çalışıyorum. Bu doğrultuda köylerinizi birazcık hızlı incelemeye çalışıyorum. Bir hatamız, bir kusurumuz olduysa affola, canınızı yerim. Köyün ismi de Aral, Amca klanında. Klanın ismi ne güzelmiş lan. Kazanılan savaş yıldızı 651, belediye 12. Güzel, belediye 12 için ideal. Şimdi laboratuvara baktığımızda öfke maxlanmış, dondurma yedilenmiş. Güzel, büyülerde sıkıntı yok. Elektro 3, o da güzel. Yeti 1, yeti 2 yap bence. Onun dışında bir binici yükseltmesi, şifacı yükseltmesi, sonra atıcı yükseltmesi gelebilir. Sonra da yarasayı basabilirsin. Kahramanlardan kraliçeni ve koruyucunu beğendim. Kral bir tık geride kalmış. Şöyle bir köyüne bakalım. Belediye 12'nin duvarları maxlanmış. Savunmalarda ufak tefek eksiklikler var. Onlar da tamamlanarak kurulur. Cehennem kulesini almışsın yeni savunmalardan, onu yükseltiyorsun. Mantıklı. Zaten köyün gayet ileri seviyeye ulaşmış. Hava savunmaları basılıyor. Hava savunmalarından sonra yükseltmen gereken ne olabilir? Okçu kuleleri olur, büyücü kuleleri olur. Bunları tamamlarsın. Sonra toplara geçersin. Daha sonrasında da bomba kuleleri ve havanları yükseltirsin. Kristal 3 ligindesin. Aralıksız olarak Barbar Kral bas, onu söyleyeyim. En azından kraliçenin seviyelerine gelsin. Arada 10 fazla seviye var. Hızlı bir şekilde o da kapansın isterim. Kristal liginde Sinsi Goblin saldırırsa gayet ideal. Tebrik ediyorum. Aral, başarılar. Can Yaralı geliyor. Şöyle köy kodunu alıyorum. Ne demiş? Bu sefer çıkarmaya kararlıyım. 50 yorum atacağım. Yorum 40. Adamsın vallahi. Ama 50 tane yorum attığında aynı hesaptan sadece bir tanesi çıkıyor. Bilgin olsun. O aradan da 40.'yı almış. Unravel isimli köydeyiz. Gezen 68. Kazanılan savaş yıldızı düşük. Köye baktığımızda laboratuvar bomba gibi. Büyüler tamam. Askerler de gayet güzel. Okçu yükseltmesi ve dev yükseltmesini de bekliyorum. Kral kraliçe laboratuvara oranla birazcık geride kalmış. Onları da aralıksız bas derken basıyorsun zaten. Savunma açısından eksikliklerim var. Bunlardan en önemlileri büyücü kuleleri. Büyücü kulelerini maxla. Sonraki etapta okçu kuleleri. Daha sonrasında havan ve topları yükseltirsin. Bunlar tamamlanana kadar kralla kraliçeni en azından 22-23'lü seviyelere getir. Duvarları maxlamışsın. Ganimetin fazla artmış. Ben senin yerinde olsam hiç beklemem, belediye binası ona geçerim. En azından şu ganimetlerin boşuna gitmesin. Çünkü aktif bir oyuncusun belli. Yani en azından şöyle yap. Köy binası ona geç. Yine eksik kalan savunmalarını basmaya devam et. Ama en azından fazla ganimetinle duvar bas. Sadece duvar bas. Yeni gelen şeyleri alma mesela. Anladın mı? Bu şekilde ilerlersen daha güzel olur. Usta 2 ligindesin. Ganimet varsa devam et ama altın liginde çok daha güzel ganimet olduğunu söyleyebilirim. Can Yaralı'dan sonra bir sonraki şanslı kişi kim oluyor? Muhammed Emin Acar. Bizim Muhammed ateş emojisi koymuş. Eyvallah Muhammed'im. Furkan Güngör. Ne çok yutkundum. Boğazım kuruduğu için yutkunuyorum. Kusura bakmayınız. Çıkmaz ki demiş. Çıkmaz ki. Güzel totem yapmışsın ve çıkarttın. Helal. The Oxygen köyündeyiz. Bizim klanında kazanılan savaş yıldızı 481. Gayet güzel bir sayı. Laboratuvarına bakıyoruz. Elektro tamam. Binici madenci çok düşük. Belediye binası 11'de. Binici madenci efendi. Öyle söyleyeyim. Yani bu ordu belediye 11'de yargı dağıtıyor. O yüzden yükseltmeni kesinlikle tavsiye ederim. Ne kullanıyorsun? Elektro balon kullanıyorsun. Belli. Binici madenci ile birlikte şifacını da yükselt. Şifacının yanında başka ne yükseltebilirsin? Kenar temizliği için bebek ejder ya da okçu kraliçenin yanındaki okçular için bir okçu yükseltmesi de patlatabilirsin. Kahramanlar maxlanmış. Adam köy binası 11 ile efsane ligine bile çıkmış. Helal olsun be. Vallahi adamsın. Tebrik ediyorum. Köy maxlanmış. Laboratuvardaki sadece eksiklikler var. Beklemenin hiç ama hiçbir mantığı yok. Basar mısın belediye binası 12'ye? Rica ediyorum. Yani şu köyün hakkı belediye binası 12. Hiç zaman kaybetme. Titan 2 ligindesin. Belediye 12'ye geçtiğinde çok daha rahat efsane liginde takılırsın. Bilgin olsun. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Furkan. Son bir köy diyelim. Vallahi bayağı bir köy baktık. Yoruldum. Easy Peasy isimli köy geliyor. Şöyle köy kodunu aldım. Kahramanlar geride kaldı demiş Easy Peasy. Oyuncu ara butonuna bastım. Hatta şu an bir bardak suyumdan alıp 2-3 köye daha bakmayı planlıyorum. Köyün ismi Eylül. Katliam Timi klanında. Kazanılan savaş yıldızın çok güzel. İki köylük daha bir su içtim. Öyle söyleyeyim. Şimdi laboratuvara baktığımızda laboratuvar gayet güzel gözüküyor. Kahramanlara bakalım. Kraliçe maxlanmış. Koruyucu 37. Kral 57. Koruyucun da gayet güzel ama kralı bir tık daha ilerletirsen tatlı olur. Laboratuvarda da eksik ne varsa bas. Çok bir şey kalmamış zaten. Belediye 13'e basılmış. Mantıklı bir hareket. Çünkü savunmalar neredeyse bitmiş artık. Son toplarda basılıyor. Şuradaki toplar 17. seviye. Çok güzel. Eksik yedik doğrusu bir şey kalmamış. Sadece duvarlar, kahramanlar içinde beklemenin bir faydası yoktu. Titan 2 ligindesin bu arada. Tebrik ederim ama Titan liginde olmandan dolayı duvar basman birazcık zorlaşmış. kupanı düşersen duvarları çok daha hızlı ilerletirsin. Bilgin olsun. Tebrik ediyor. Başarıların devamını diliyorum. Easy Peasy. İsmin 10 numara. Bayıldım Easy Peasy. Burak Öztürk. Bu sefer olacak demiş. Vallahi bu sefer oldu. Hadi yine iyisin bak. Şu suya dua et. 2 yudum su aldım. 2 köy daha dedim. Vallaha bakıyoruz. Burak Reis 48 isimli köydeyiz. Türkçüler klanında. Kazanılan savaş yıldızı 1127. Biraz daha düşük, biraz daha yüksek olabilir. Ama yine de güzel. Şimdi Efsane Ligi'nde kupa kasan bir oyuncu, en iyi sezonları gözüküyor. Laboratuvarda söylenecek bir şey yok. Petler hızlı bir şekilde yükseltilmeli. Eksik kalan laboratuvarda boş kaldıkça yükseltilmeli. Köyüne bakalım. Evet. Okçu kuleleri yükseltiliyor. Ondan sonra savunmalarda bir şeyler kalmış. Belediyede max. Yani bu köylere fazla benim söyleyeceğim bir şey yok. Okçu kuleleri bittikten sonra toplar, bomba kuleleri, havanlar istediğin sırayla basabilirsin. Köyün sadece şöyle görüntüsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Duvarlarda bir tarafta toplanmış. Şu kadar duvar kalmış. Onlar da zaten hızlı bir şekilde tamamlanır. Hızlı bir şekilde demeyeyim abi. Tanesi 7 milyon altın veya 7 milyon iksire basılıyor. İnsanın canını çıkartıyor. Benim Burak hesabımda bitti ama BG06 ile kalesi de bitmedi. Acı çekiyorum bitireceğim diye. Klan savaşlarına katılmak en mantıklısı. Klan savaşları ile birlikte daha da fazla ganimet geliyor. Burak Öztürk aklında bulunsun. Son köyümüze gelmiş bulunduk. İçinizden dua ediyorsunuz. Şu sudan 2 yudum daha alsın, 2 köy daha baksın diye ama vallahi cılkım çıktı. Salih Aydın, umarım incelersin köyü, seviliyorsun demiş. Eyvallah Salih. Şimdi King Salih köyündeyiz. Beşiktaş klanında. Resim de güzel. Siyah beyaz yapılmış. Kazanılan savaş yıldızı 1242. Gayet başarılı. Efsane Ligi'ne çıkılmış zamanında. Şimdi belediye 13 için baktığımızda gayet güzel bir laboratuvarım var. İlerletilmiş. Eksik kalan şeylerin varsa, neler varsa yükseltebilirsin. Çünkü hepsinin seviyesini gayet güzel gördüm. Açıkçası şunun şu kadar seviyesi kalmış diyemeyeceğim. Çünkü ben de pek emin değilim öyle söyleyeyim. Barbar Kral 65, Kraliçe 75, Koruyucu 50, Kraliyet 25. Sadece kral kalmış, o da her türlü tamamlanır. Köyü yemin ederim bak, köye girerken diyecektim ki kesin köy binası 14'e basmıştır diyecektim, basmış. Yani bu köyün hakkı zaten köy binası 14. Barbar Kral yükseltiliyor. Usta 1 liginde güzel, o da güzel. Burada da hızlı bir şekilde kalan duvarlar basılır. Bir hızlandırma varmış ama duraklatılmış. Belki araya bir güncelleme şeyi mi geldi, oyunda bir şey mi oldu, o kesitmiş, devam ettirecektir. Köy binası 14'e geçince yapman gerekenler biliyorsundur. Yine de tekrarlayayım. Klan kalesi yükseltmesi, belediye binası yükseltmesi, kartal topu, tabii ki depo yükseltmelerini unutmuyoruz. Onun dışında kaya saçarlar, cehennem kuleleri ve X yayları en önemli şeyler, bir tamamlansın. Sonra kalan savunmalara bakılır diyorum ve süper barbar saldırısı görüyorum. Gayet mantıklı. Kupa da güzel dedik. Başka da söyleyecek bir şey yok. Köy 10 numara diyebilirim. Evet, bir köy inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Serinin devamı için bol bol like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı da özellikle ihmal etmeyiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.